geçen gün, yani bir iki video önce galiba, burayı uzaktan görüntülemiştim. Ve bu koyda birkaç gece geçirmek istediğimi de söylemiştim. Kurubük'teyim. Bugün hava biraz rüzgarlı, o yüzden dalga var. Ama yarın veya gün içerisinde o dalgayı kıracağız büyük ihtimalle. Bir tane de komşum var. Polonya'dan gelmişler. Yaklaşık 2 aydır da Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Şimdi motosikleti indirelim. Arka kapılarımızı manzaraya doğru açalım. Sonrasında belki keşif için yine yola çıkarız. Evet, şu anda Kurubük'teyim. Arkamda o kadar güzel bir manzara var ki hemen size gösteriyorum. Dalga sesini zaten duyuyorsunuz. Şu an burada yalnızım. Az önce Polonyalı bir çift vardı. Onlar dün gece kalmışlardı, bir gece. Datça Yarımadası'nı tamamen turlayıp ondan sonra Dalyan tarafına doğru ilerleyeceklermiş. Ben de bu geceyi burada geçirmek istiyorum. Manzaram efsane. Umarım çok rüzgar olmaz ve rahat bir uyku uyuyabilirim. Ama şu anda her şey yolunda. Kahvaltıyı biraz geciktirdim. İşte motoru yükle, tekrardan motoru indir, Kurubük'e kadar gel. Biraz gecikti, o yüzden şimdi yulaflı ve şu şekilde yine Datça'da üretimi yapılan doğal bal ve bademli granola düştü. Bal ve bademli granola ile birlikte kahvaltımı yapacağım. Ve sonrasında keşif için yola çıkacağım. Hazırsanız, çünkü motoru indirdim, kapılarım manzaraya bakıyor. Çok güzel ya, gerçekten. Kahvaltımız hazır. Evet, her zaman sucuklu yumurtalar veya işte peynirler, zeytinler, domatesler olmuyor arkadaşlar. Bugün böyle. Çünkü birazdan keşfe çıkacağım. Hava çok güzel. Bu havayı kaçırmak istemiyorum. Hemen hızlıca kahvaltımı yapayım. Sonrasında motosikletle birlikte yol almaya başlayalım. Hadi gidelim. Geçen bölümlerde burayı size göstermiştim arkadaşlar. Evim tam aşağıda, koyda sıfır, denize sıfır. Bugün inanılmaz da bir güneş var. Enerji konusunda da hiç sıkıntı yok. 14'leri falan gördü. Aldığım şu an enerji bayağı iyi. 14 amper bakıldığı zaman, şu zamanda almak mucize gibi bir şey. Ama keyifli. Keşif için yola çıkmıştım. Şimdi yine bilinmeyen yerlere doğru, ya da benim hiç görmediğim, sizlerin farkına bile varmadığı yerlere doğru İlerliyoruz. Hazır mısınız? O zaman gidelim.
her zaman işler istediğimiz gibi gitmiyor arkadaşlar. Normalde pembe çakıl koyuna gitmem gerekiyordu. Ama yolu bulamadım. Zaten oradaki yerlilerden bir tanesine sordum. Oraya araç yolu gitmiyormuş. Gidemedim yani. Gördüğünüz yollardan indim çıktım. Şu an Hayıtbükü'ne geri geldim. Buradayım. Şimdi tekrardan liman koyu varmış. Palamutbükü'nün hemen biraz ilerisinde yürüme mesafesi olan bir koy. Yani yine araç yolu yok. Bu sefer şansımı oraya deneyeceğim. Saatlerimiz çünkü daha erken. O zaman oraya doğru gidelim. Ve belki de güzel görüntüleri orada alabilirim. Biraz daha ilerisinde Knidos feneri var. Belki onu da yürürüm. Bilmiyorum, enerjime bağlı. Ama önce Palamutbükü'ne gidip oradan yola çıkmamız lazım. Evet, hüsran dolu bir gün arkadaşlar. İki tane koy keşfetmek için motosikletle yola çıkmıştım. Motosikleti şu an şu tarafa bıraktım. Çünkü bu koya bu yoldan indim. Ya olabildiğince çukurlu ve zor bir yol. Yani karavanlar için zor. Normal insanlar burada araçlarını sokmuyorlar buraya. Ya düşünün. 6 diyecekti. Çünkü bakın şöyle yarıklar, yollar var. Ama yani artık bu yollarda gitmeyi öğrendik. Bana mısın demiyoruz ama arkada motosiklet varken bu iş biraz daha zor oluyor. İnerken indim. Ama şimdi buradan çıkarken zor olacaktır. Ya bugün burası biraz rüzgarlı ama bak buralara geldiğimde de rüzgar yok. Karavanı buraya çeksem, bu gece burada kalsam, aynı zamanda internet de yok arkadaşlar. O yüzden de biraz soru işaretlerim var. Ama buraya geldiğimde rüzgar kalmadı. Orası ne kadar rüzgarlıysa burası o kadar değil yani. Belki karavanı şöyle çekebilirim şu boş alana. Yine deniz manzarası var. Şimdi giderken rüzgarı alacağız herhalde. Ya da rüzgar mı durdu bilmiyorum ki. Koyda tek başımayım bakın. Koyda tek başımayım. Aracım orada, evet. Rüzgar başladı şu an. Demek ki koya doğru. Daha doğru rüzgar artıyor. Burası kırıyor demek. Evet, bilmiyorum. Bugün ne yapacağım konusunda bir fikre sahip değilim. Bilinmezlikler. Evet, burada esiyor. Şurası esiyor ya da yer esiyor. Denize bakar mısınız? Buradan gitmeye karar verdim çünkü daha önceden zaten burada zaman geçirmiştim. Keşfedilecek daha çok yer var. O yüzden Knidos'a doğru yola çıkacağım. Motosikleti burada bağlamadım. Az önce gösterdiğim yoldan dolayı biraz bozuk bir yol. Onu biraz yukarı kaldırdım şimdi. Motosiklet aparatını. İçeride her şeyi kontrol ettim. Yola çıkmak için hazırım. Şöyle aracımıza binelim. Hoppa. Saçlarıma bakın ya. Dağıldım resmen. Sizi hemen ön taraftaki görüntüyle baş başa bırakayım. Çünkü iki elim direksiyonda olması lazım. Yokuş ve bozuk bir yoldan çıkıyorum. Hadi bakalım o zaman. Çıkıyorum. Birinci bozuk yola geldim arkadaşlar. Hemen aşağıda bayağı çukur var. Derin bir çukur. Ama sanırım burayı şu an için evet, şu an için burayı kazasız belasız çıktım. Çok da sarsılmadan, arka tarafı çok yormadan. Evet. Korktuğum kadar da zor olmadı ya. Şimdi burada bir çukurumuz var. Evet, buraya da çıkıyorum şu an. Evet. Şu an bayağı başarılı bir şekilde çıktım. Sağım serbest. Yola çıktım zaten. Solda serbest. Motosiklet de hemen şurada duruyor bakın. Gördüğünüz gibi.
müsait bir alanda. Şimdi motosikleti de yükleyeceğim. Ve yola devam edeceğim. Ne kadar zor bir yolu varmış ya. 11 kilometre bu şekilde toprak yoldan, bazı noktalarda taş, çakıl, bazı noktalarda ise yollar artık delinmiş yağmur sularından. Ama o kadar güzel manzara var ki arkadaşlar. Yani inanamıyorum şu manzaraya. Muazzam bir yer. Daha 6-7 kilometremiz var. Böyle bir yoldan ilerleyeceğiz. Hava kararmadan koya ulaşmam gerekir. Murdala koyu galiba. Öyle hatırlıyorum. Murdala. Yani şimdi bu tarz araçlarda böyle yollara girmek biraz sıkıncalı ama gördüğünüz gibi ben de hiç affetmiyorum. Ve bu yolları aşıyorum. Nereden baksanız 11 kilometre toprak yol ve çakıllı taşlı yol. Kimse arabasını sokmaz diye düşünüyorum buraya. 4x4 veya arazi aracı yoksa karavanını sokmaz diye düşünüyorum. Sokar mısınız? Yorumlara siz de yazın. En azından benim kadar böyle keşfetmeyi seven ve bu yolda birçok şeyi göze alan insanları da görmüş oluruz. Vallahi nasıl yollar bunlar ya. Çok zor arkadaşlar. Ama manzara mükemmel. Bu nedir ya? Yol manzaramız da bu. Topraktan. Sonra şöyle bir manzaramız var. Sanırım buranın çok tercih edilmemesinin sebebi de yolunun kötü olması. Zaten ne kadar yol kötüyse o kadar bakir ve temiz kalıyor. İşletmeyi bırakın, yerleşim yeri bile çok az. O yüzden aşağıda küçük bir ev var mesela. Onun dışında hiçbir şey yok ve aşağıda bir sürü koy var arkadaşlar. Burası biraz tehlikeli bir yol. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Kötü bir yola geldik çünkü.
Herkese yeni bir günden günaydın. Evet, yeni bir gün diyorum çünkü sizi dün akşamda bırakmıştım. O kadar çok yorulmuş ve acıkmıştım ki. Yani Murdala koyuna inene kadar stresten, yorgunluktan, yani sonunda ne göreceğimden, 11 kilometrelik tali bir yolun, çukurlu bir yolun, sonunda gideceğim yere değecek mi değmeyecek mi stresinden gerçekten çok yorulmuştum ve erkenden uyudum. Sabah öyle mi manzarayla uyandım ki? Bakın. Deniz burada. Oldukça sakin. Ve bu tarafımda böyle bir dostum var. Günaydın. Gel gel, korkma gel. Sen niye korkuyorsun? Gel buraya. Sana mama verdim. Gel. Şöyle yeşillik bir alanda. Şöyle köye doğru bir yol. Ve güneş şu an oradan doğuyor. Sanırım muazzam olacak. Ve sanırım bu videoyu burada bitirelim. Peki bu videodan sonra sizi ne mi bekleyecek? Hemen biraz ondan bahsedeyim. Bu videodan sonra burada Mersincik koyu ve Bencik koyu var. Bu üç koyu da sizlere göstermeye çalışacağım. Araçla iniş çok zormuş. Bu yüzden motosiklet kullanacağım. Gittiğim yolları da çekiyor olacağım. Siz de buralara gelmek istediğinizde en azından nasıl, hangi tür araçta veya nasıl bir organizasyon yapmanız gerektiği hakkında bilgilere sahip olun istiyorum. Bir de burada kare yolu var. Kare yolu üzerinde şöyle bir 6-7 kilometre yürümek istiyorum. Çünkü kare yolu üzerinde çok fazla koy varmış. O koyların da çekimini yapacağım. Ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü burada internet yok. İnternet asla çekmiyor. İnternet çekmediği için belki bunu cumartesi yetiştiremeyebilirim de. Zaten köyde şu an 3 kişi yaşıyor. O 3 kişiden bir tanesinin Wi-Fi'yi var. İzni olursa size cumartesi, yani şu anda bu videoyu cumartesi izliyorsanız cumartesi yetiştirmiş olacağım. En azından zor bir yoldan aşağıya aracımı da denemiş oldum. Yani Karadeniz, Güneydoğu Anadolu turları öncesinde aracı biraz deneyip kendimi görmek istiyordum. O da bunlardan bir tanesi oldu. Çünkü Karadeniz'de de yollar böyle olacak. Tarih çok önemli. Kışın gidersem hiçbir şey yapamam. Ama yaza doğru yollar kuruysa taşlı olmasının veya çukur olmasının pek bir önemi yok. Onları geçmiş olalım. Evet, bende durumlar böyle. Biraz sahilde yürüyüş yapayım. Ve sonrasında bir sonraki video için, keşif için yola çıkayım. Ama sizi artık burada bırakıyor olacağım. Ben Kamil. Kendi yaptığım karavanla birlikte Türkiye turundayım. Datça'nın Murdala koyundayım. Bir sonraki videoda size harika yerler göstereceğime inanıyorum. O süreç içerisinde kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.